That's it, Brian? Selam millet. Bugün gündemimizin birinci maddesi kutulardan bahsedeceğiz. Facebook'ta falan çokça görüyorum. Hala ne olduğunu tam olarak emin olamayan insanlar var. Ben de bunlara birazcık rehberlik edeyim dedim. Burada gördüğünüz gibi bayağı detaylı bir şekilde açıklamış. Bunları uzun uzun okuyabilirsiniz. Ben de bu videoyu biraz da size özet geçmek açısından ve kutulardan neler çıkabileceği açısından konuşacağım. Gördüğünüz gibi burada parayla alabilirsiniz. Üçü bir yerde var. Hem FCM çıkan hem EMX hem IS çıkan. Veya sadece EMX serisinin içerisinde olduğu ve daha çok EMX serisinin çıkmasına olanak sağlayan CDC kutusu var. Ucuzu var, pahalısı var. Bunlar 30 tane var bir tanesinde. Bir tanesinde 20 tane. Diğerinde 10 tane var. Bu şekilde direkt parayla da alabilirsiniz. Veya her gün 2 tane de görevle yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada istihbarat ögesi var. Ne kadar veriyor bu istihbarat? 91 tane veriyor. Şimdi bunların burada mesela 74 tane istihbarat veriyor. Bu istihbaratları toplamanız gerekiyor. Bunlardan 250 tane olduğunda yani bir günde bu 3 görevi yapınca yaklaşık 250'ye ulaşabiliyorsunuz. Yani günde 2 defa yapabiliyorsunuz. 250'ye ulaştığınız zaman bunu daha sonra sağ alt taraftaki kullana tıklayarak kutuyla takas edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir tane daha fazladan kutu geldi. Ben de diğer görevlerden de bir tane vardı. Yani 250'ye ulaştığınız zaman sağ alt tarafa tıklayın, kullan deyin, oraya pat diye bir kutu düşüyor. O kutuyu da açarak EMX CD'si veya birçok farklı bir şekilde hediyelere sahip olabiliriz. Burada açtım, 24 saat premium geldi, 80 tane. Bu 40'la takası, 20'le takası diyordu. Yani 4 gün premium geldi bundan. Diğerini açalım bakalım neler gelecek. Diğerini açtık. Evet, bundan da 20 tane savaş DPC geldi. Sonucunda bunlar bedava arkadaşlar. Bunun için bir şey yapmanız gerekmiyor. Güzel bir şey bence. Ama para harcamayı düşünenler için biraz da kumar olabilir bu. O yüzden benim tavsiyem son güne kadar, bekleyin son güne kadar her gün görevleri yapın. Günde 2 tane kutu açın. İlla EMX CD'si sahip olmak istiyorsunuz ve EMX CD'si çıkmadıysa daha sonra parayla büyük kutulardan istiyorsanız alabilirsiniz. Ama şimdilik almayın derim. Ben EMX CD'si'yi aldım, büyük kutularını aldım. Bunları size tanıtmak için aldım. Şimdi bu 30'lu kutuyu açacağız. Bakalım neler elde edeceğiz. 30'lu kutuyu aldım ben, burada gelmesini beklerken STB'nin bir kamuflajına bakayım dedim de 2840 çok pahalı ve ben daha önce bu kamuflaja parayla bir kamuflaj aldığım için değiştirmeyeceğim. Evet, 30'lu EMX serisi paketini aldım, bakalım kullanalım neler çıkacak. Mürettebat DP'si, savaş DP'si. Bu savaş DP'lerini de EMX 50% şu an kullanmaya başlayacağım bir an önce EMX 50B'ye ulaşmak için. Görüyorsunuz burada boosterlar, yani bu deneyim arttırıcılar geliyor. 330 altın geldi. Ben burada bir an önce CDC bekliyorum. Artık CDC gelsin. 250 altın savaş DPS tekrardan. Kullanmaya devam edeceğiz. 30 tane parça var bunun içerisinde. Hepsini açacağız. 24 saat premium için 40 tane verdi. Orta savaş DPS'i verdi. 330 altın verdi. Wargaming'in bu kumar olayını öğrenmesi iyi olmadı. Daha doğrusu kullanmaya başlaması iyi olmadı. Bildiğiniz gibi Blitzfair'de de buna benzer bir şey vermiştik. Yani ben şöyle olsun isterdim. EMX CD'si ver abi, bir 60 liralık paket ver, pat diye alalım. EMX CD'si sahip olalım. Yani EMX CD'siye veya FCM'ye çok fazla sahip olmak isteyenleri böyle kumara teşvik ediyor Wargaming. Siz kanmayın bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi henüz CD'si gelmedi. 165 altın 24 saat premium için 40 tane verdi. 10 tanesini kullandık, geriye kaldı 20 tane. Bir CD'si gelecek mi bakalım. 165 altın 24 saat premium için 40 tane verdi. Yani dediğim gibi paket olsa çok daha makul olurdu. Hiç bunları ben açmazdım bile. Gerçi içinden bayağı bir gold vardı. Benim açmamın sebebi de benim gold'a ihtiyacım vardı. Lan dedim hem gold gelir hem de bu normal DP var. DP arttırıcı bunu %50 %60. EMX 50%'deyken bunu zaten kullanmak istiyorum ben 50B'ye ulaşmak için. 50B için full serbest deneyim basmayacağım. Ben serbest deneyim kalmadı. Para da harcamayacağım buna. En azından onları kullanırım. Altınım da olur. Altına birazcık serbest açarım. Birazcık kamu alırım gibisinden. Bu paket bana makul geldi. Ben de söyledikten açmaya devam ediyorum. Hızlı hızlı açıyorum artık. Sonlara doğru yavaş yaklaşıyoruz. 165 altın savaş DPS'i. Dedim artık ver bir tane. Baktık en pahalısını aldık. Bir tane CD'si çıkarıştığında adam hasretme Wargaming. Ama gördüğünüz gibi 12 açtık, 11 kalacak. Mürettebat DPS'i, savaş DPS'i. Savaş DPS'lerine oldukça ihtiyacım var. Onlara burun kıvırmıyorum. Evet, 250 bin kredi. Yine 24 saat premium için 40 verdi. 2 gün premium yani. 165 altın mürettebat DPS'i. Mürettebat DPS'e pek ihtiyacım yok. Son 9'a geldik arkadaşlar. Hala CD'si çıkmadı. 165 altın serbest DP desteği. 8. Artık kalbim daha hızlı atmaya başlıyor. Tık 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 CD'si çıksın artık. Lan dedim en pahalıya aldım. CD'si vermezsen söverim sana VG. 165 altın yine premium. Ulan dedim zaten 260 250 gün mü kaç günüm dünya kadar premium var. Premium verme bari. Şey ver.
Mürettebat da istemiyorum. Orta serbest deneyim olur. Normal deneyim olur. 24 saat premium. 4 tane kaldı. Hala çıkmadı. Yine premium. Büyük savaş DPS'i. 3 tane kaldı. Dırıt dırıt. 336'ın. Dırıt 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 dırıt. Hadi bebeğim. Olmadı. Son kutu. Geliyor. CD'si mi geliyor? 3'ün 1'i geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. En pahalı paketi almama rağmen CD'si çıkmadı. Şu an ben bayağı bir sövüyorum. Bundan sonra şeyden aldım. 20'lik paketten aldım. Arkadaşlar 20'lik paketin içerisinden de 3 tane CD'si birden çıktı. Birazcık kendini telafi ettirdi diyelim ama yine de bu kutuda çıkmasını beklerdim. 3 tane CD'sinin yerine 2 tanesinin yerine para geldi. 6 milyon kredi geldi. Sonra CD'si de geldi ama ilk büyük kutuda çıkmadı. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu. Görüşürüz.